Gıpet Süper Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşması az sonra başlayacak. Bafülkürdü ile Çetinkaya arasındaki bu zorlu mücadele 90 dakika ekranlarınızda olacak değerli futbol severler. Orta sahasının, Çetinkaya'nın orta sahasının iyi elemanlardan oluştuğunu düşünüyorum. Teknik kapasitesi yüksek oyunculardan oluştuğunu düşünüyorum. Denk bir maç olacağını. Bu arada Ülkürdü'nün da yeni bir yabancısı var. Evet hocam, 90 dakika bu arada çalan düdükle başladı. Evet, yeni yabancısı da Hafız Konkoni ilk devreyi Yeşilova'da geçirdi. İleriye uzun bir top, Amaniye doğru. Laval var defanslarının de. Erdoğan da çıktı kalesinden. Ters bir vuruş mu dedim. Arkadan itme var mı? Ona da baktım. Turgay Mis köşe gönderini gösterdi. Korner atışı kullanacak. Çetinkaya takımı. İki takımla oynuyor. Bir tek Doğukan boş alanda. İleriye bu arada uzun bir top. Joseph gidiyor. Joseph yerde. Batuhan indiriyor onu yere. Bakalım kartın rengi sarı olacak. Sarı olacak. Kartın rengi. Tabii bu karardan Bafülkürdü tarafı hiç memnun değil ancak. Yanında Serkan vardı. Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz pozisyonu? Ben de hakemle aynı görüşteyim. Sarı kart. Bakıyorum kim vuracak? Mehmet Göktaş'a atladı. Ahmet Atay vurdu. Baraj çok önünde. Evet bence de. Barajdan sekti top. Çağdaş kullanıyor köşe vuruşunu. Ön direğe doğru kesme bir orta. Göktaş karşıladı. Mehmet Göktaş. Taç atışı Çetinkaya'nın dediğim anda da çalan düdükle. İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle sona eriyor. Yani ilk 45 dakika aldın. Hocam analiz edilecek hiçbir şey yok. Ya mücadele ediyor iki takım da. Oyununu söyleyelim. İki takım da mücadele yönden oldukça istekli. Topu uzaklaştırıyor defans. Mehmet Göktaş'tan sekli top. Şimdi sağ kanada aktarılan bir top. Ahmet Atay defansın arkasına. Joseph hareketli. Joseph plasesi. Top finallere gidiyor. Gol oluyor. Joseph uzak noktaya güzel bir gol vuruşu. Direkt dibine çarpan top içeriye falso alıyor ve ağlarla buluşuyor. 1-0 öne geçiyor Bafülkürdü. Çetinkaya karşısında isabetsiz bir pas fikri girdi araya. Şimdi Ahmet Atay. Çağdaş'tan geçme top. Bir ara pası. Mehmet Göktaş. Kaleci ile karşı karşıya Mehmet Göktaş vuruyor. Top dışarıya gidiyor. Kaleci Atakan'ın üzerinden aşırtıyor. Kalenin direğini adeta top yalıyor ve dışarıya gidiyor. Değerli futbol severler. Şimdi sol kanada aktarılan topa Hafız Konkoni ayak koydu. Topa mı ayağı mı? Tunç yerde. Şimdi atağa kalkıyor Çetinkaya. Ömer'den sağ kanada aktarılan top Hasan ve Erhan hareketli. Hasan topa daha yakın olan isim. Erhan baskı yapıyor ona. Döndü eksen etrafında. Hasan, şimdi Erdinç, Hafız Konkoni yerde. Çetinkaya futbolcusu da yerde. Tunç mu? Yanılmıyorsam Tunç. Evet, Tunç. Hakem kart mı gösterecek? Ben... Hocam açıkçası ben orada Hafız Konkoni'nin kasıtlı ayak koyduğunu düşünüyorum. Kartı var mıydı? Evet, kırmızı. Sarı ve kırmızı. Kırmızı. Hafız Konkoni çift sarıdan kırmızıyla 76. dakikada oyun alanı dışına gönderiliyor. Kenarlardan pozisyon yakalamaya çalışmalar. Merkez oynadıkça işleri zor. El var mı itirazı? Yani el var diyor. Yardımcı hakemin uyarısıyla. Bakıyorum ceza alanının tam dışı yarım metre neredeyse ve oradan yardımcı hakemin uyarısıyla direkt serbest vuruş kararı geliyor. Çağdaş ve Ömer Gül ve Beyiç o noktada ama bu topları Çağdaş kullanır. Baraj kalabalık. Ömer vurdu topa. Ömer ve tubalarda gol. Ömer Gül attı, skor 1-1 oldu. Ömer Gül attı, Gül'ün uzattı ve topu ağlara gönderdi. 1-1 oldu skor. Dakikalar 82. Bafülkürdü 1, Çetinkaya 1. Herkes Çağdaş'ın vuracağını bekliyordu. Biz de aynı şekilde Çağdaş'ın vuracağını düşündük. Ama topu filere gönderen isim Ömer Gül oldu. Ve skora denge geliyor. Dakikalar 82 gösteriyor.
Yani işte futbol böyle bir oyun. 1-0 Ülkürdü önde. Bir kırmızı kart. Bir free kick. 1-1. Şimdi iş biraz daha zor olacak. Çok can alıcı iki karar. Değil mi hocam? Kırmızı kartta haklı olma ihtimali var da bu bence biraz ağır bir karardı. Bakın biraz zor olacak. Bence maçın kırılma anı Mehmet Göktaş'ın kaçırdığı pozisyon. Ama niye? Şut girişimi Erdoğan dışarıya gidiyor. Ugo. Çağdaş. Yaptı ortasını cezalan içerisine. Erhan geldi girdi araya. Erhan ama son anda Laval. Çok kritik bir hamle. Çok kritik bir müdahale Laval'dan. Belki de bir puanı Laval'ın bu hamlesi aldırıyor Bafülkü yurduna ve karşılaşmada 1-1 eşitlikle sona eriyor değerli futbol severler.